Çocuk Meclisi zaten bizim başkanlığımızın 5 yıllık planları içerisindeydi. Kadın ve Aile Dairesi ile beraber yapmayı planladığımız bir çalışmaydı. Şimdi hazırız ve altyapısını doldurduk. Çocuklarla bütün bu çalışmaların haricinde Çocuk Meclisi ile taçlandıralım dedik. Biliyorsunuz Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi memnuniyetle Mersin'e hizmet eden bir daire. Gerçekten çok yüksek oranda alan çalışması yapıyoruz. Tabii ki amacımız ütopik kenti hazırlayabilmek. O idealle yola çıktık. Çocuklara güvenli, sağlıklı, neşeli, mutlu bir kent, mutlu bir yarın bırakmak istiyoruz. Tabii ki bunda doğaya da, hayvanlara da, insanlara da, bunların birbirleriyle ilişkisine de çok önem vererek çalışıyoruz. Biz kamu personeli olarak da kente karşı sorumluluklarımızın çok bilincindeyiz. Programlı bir şekilde bu alanda çalışmalar yapıyoruz ve gerçekten alan çalışmaları yapıyoruz. Ama aynı zamanda vatandaşlarımızın da kente karşı sorumluluğunu ifade edip, onun farkındalığını gösterip, bu farkındalıklarla da çocuklarımızı yeni yaşam kentimize hazırlamaya çalışıyoruz. Bu meclisin bu anlamda çok büyük rolü olacak. Düşüncelerini ifade edebilecekler, kent için neler arzu ettiklerini ifade edebilecekler. Daha mutlu, daha neşeli. Çünkü bazen biz onların gözüyle göremeyebiliyoruz. Arada çok bir kuşaklar çatışması bizim zamanımızda yaşadığımızdan çok daha mesafeli. Dolayısıyla o mesafeyi kapatmak için çalışıyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Yani çocukların, o yaştaki çocukların kendi istedikleri gibi bir kentte yaşama ihtiyacını ifade etme fırsatı bence çok heyecan verici, güzel bir şey. Keşke bizim de o fırsatımız olsaydı. Biz ekipçe heyecanlıyız bu konuda. Varmak istediğimiz nokta sağlıklı, huzurlu, herkesin barış içinde yaşayacağı, insan haklarının çok gözetildiği, demokrasinin ön planda olduğu, çatışmaların ve suçun olmadığı bir Mersin. Tabii ki buna çalışıyoruz. Tabii ki biz teksini yaptık, işte belediyenin içerisinde bir birim kurduk, etkinlikler komisyonu, bütün talepleri irdeliyoruz. Ayrıca biz kamu içerisinde işte TADEKA'yı kurduk, MEDEKA'yı kurduk, Mersin'e değer katanlar, Tarsus'a değer katanlar. Bu da başka bir yöntem. Yani mümkün olduğunca halka çok daha çabuk ulaşmak, onlarla dokunmak, birebir taleplerini dinlemek ve onları yerine getirmek için sürekli yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki çocuklar için açtığımız bu kanal hepsinden çok daha önemli. Çocuklarımızın sağlıkla yetişmesi, topluma yönetimine hazır bireyler olarak yetişmesi, müdahil olması ve talepkar olması bizim için çok değer taşıyor. Çocuk dostu kentlerin yapı taşlarından biri çocuk katılımıdır. Çocuk dostu şehirler çocukların yaşamak istedikleri kente ilişkin vizyonun gelişmesine olanak sağlarken çocukları sorun olarak değil de çözümün bir ortağı ve geleceğin kurucuları olarak gören bir yaklaşımdır. Çocuk gruplarının yaşadığı sorunları ortaya çıkaran ve bu sorunlara tüm şehrin katılımıyla çözüm bulan bir yaklaşımdır. Çocuk dostu şehirlerde çocuklara saygı duyulur, çocukların görüşlerine görüşleri alınır, çocukları anlama yeteneklerine ve deneyimlerine göre değer verilir ve çocuklara şehirleriyle ilgili kararları etkileyebilme fırsatı verilir. Yerel yönetimlerdeki katılım süreçlerine çocukların da dahil edilmesi kentin gelişme açısından çok anlamlıdır. Çocukların belediyelerin karar alma süreçlerinden haberdar olmaları ve bu uygulamalara katılıyor olabilmeleri yerel demokrasiyi de güçlendirmektedir. Yani yerel demokrasinin güçlenmesi, özgür, özgüvenli, sağlıklı çocukların oluşabilmesi çocuk katılımı açısından önem arz etmektedir.